Kolonileşme döneminde Kuzey Amerika'daki büyük savaşlardan veya olaylardan bahsederken 7 yıl savaşlarından önce akla hemen Amerikan Devrimi gelir. Aslında bu çok da doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Çünkü 7 yıl savaşları yalnızca Amerikan Devrimi üzerinde değil, aynı zamanda dünyanın başka bölgelerinde de büyük ölçüde etkili olmuştu. Mesela 7 yıl savaşları sebebiyle Kanada bir Fransız ülkesi değil, bir İngiliz ülkesi haline geldi. Akadyalılar Louisiana'ya taşındı ve kajunlar olarak bilinir hale geldi. En önemlisi de İngiltere, dünyanın en güçlü imparatorluğu haline geldi. Buraya kadar olan kısmı takip ettiyseniz iki şeyin farkına varmış olmalısınız. Birincisi, bu savaşa isim veren insanların matematikte çok kötü oldukları. Çünkü 1754 ve 1763 yılları arasında 7 yıl değil 9 yıl var. İkincisi ise bu savaşın birden fazla isminin olduğu. 7 yıl savaşları ve Fransız yerli Amerikalılar Savaşı bunlara birer örnek. Bu arada arkadaşlar bu topluluklara Amerikan yerlileri dendiğini de duyabilirsiniz. Yani yerli Amerikalılar ya da Amerikan yerlileri. Sonuçta İngilizcede Native Americans deniyor. Bunu iki şekilde de tercüme ederek biz burada tarihte e, anlatıyoruz. Dolayısıyla siz de kitaplarda görebilirsiniz. Bu ikinci söylediğim özellikle Kuzey Amerika'da kullanılan bir isim. Amerikan yerlileri. Bu iki e, garipliği şimdi ele alalım arkadaşlar. Bu sene meselesi ve isim meselesi. Yedi yıl savaşları bazen başka isimlerle de anılır. Fransız-İngiliz savaşı, Pomeranya savaşı, Fetih savaşı, 3. Silezya savaşı, 3. Karnatik savaşı bunlardan bazıları. Bu savaşın çok sayıda ismi var. Bu kadar fazla isminin olmasının sebebi savaşın birçok farklı yerde gerçekleşmesiydi. Yedi yıl savaşları ilk küresel savaştır diyebiliriz. Bahsettiğimiz bu savaş birinci Dünya Savaşı'ndan 150 yıl kadar önce oldu. 7 yıl savaşları haritada da görebileceğiniz gibi Avrupa, Güney Amerika, Afrika kıyıları, Hindistan, Filipinler ve Kuzey Amerika’da gerçekleşmiştir. Bu kadar farklı isim, savaşın farklı cephelerinden geliyor. Fransız yerli Amerikalılar savaşının bu savaşın Kuzey Amerika cephesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama 7 Yıl Savaşları bundan daha iyi bir isim ve böyle olmasının iki sebebi var. Birincisi, 7 Yıl Savaşları bu savaşın yalnızca Kuzey Amerika'da ya da belirli bir yerde olmadığı fikrini veriyor. Savaş tüm dünyada cereyan ediyordu. Bu da onun küresel bir savaş olduğunu bize gösteriyor. İkinci sebep ise Fransız Yerli Amerikalılar ismi biraz kafa karıştırıcı sanki. Bu isme bakınca savaşta bir tarafta İngilizler, diğer tarafta Fransızlar ile yerli Amerikalılar varmış gibi geliyor insana, değil mi? Ama aslında yerli Amerikalılar ya da Amerikan yerlileri hem İngilizlerin tarafında hem de Fransızların tarafında savaştı. O yüzden biz bu savaşa İngiliz Yerli Amerikalılar Savaşı ya da Fransız Yerli Amerikalılar Savaşı değil, 7 Yıl Savaşları diyerek devam edelim. Şimdi de savaşın neden 7 yıl olarak adlandırıldığına değinmek istiyorum. İngilizler 1756 yılına kadar Fransızlara karşı savaş ilan etmedi. Yani savaş Kuzey Amerika'da biraz daha erken başlamasına rağmen tarihlerin doğru sıralaması en azından yasal olarak 1756'dan 1763'e kadardır. Yani 7 yıldır. Karmaşık bir savaş için karmaşık bir isim. Ama bu isim buraya kadar nasıl geldi acaba? İngiltere ve Fransa Dünyanın yönetimini en güçlü imparatorluk olarak kimin alacağı ve bölgeye kimin egemen olacağı konusunda rekabet ediyorlardı. Yani toprak almak onlar için önemliydi. Bu nedenle dünyada kimin Kuzey Amerika'da hüküm süreceği, bu bölgeyi kontrol edeceği ve buradaki ticareti elinde bulunduracağı ile ilgileniyorlardı. Kuzey Amerikalılar ve Hint Yarımadası ile kazançlı ticareti kim yapabilecekti ve Avrupa'da öncü güç kim olacaktı? Bu savaşın Kuzey Amerika cephesine biraz bakalım. Burada 7 yıl savaşlarından önce Kuzey Amerika'da Avrupa güçlerinin toprak iddialarını gösteren haritayı görüyorsunuz. Bazı yerler birbiriyle kesişiyor ki bu da zaten bu savaşın temel sebebiydi diyebiliriz. Kırmızı ile gösterilen İngiltere, bugünkü Birleşik Devletleri ve Kanada'nın bazı bölgelerini kapsayan Doğu yakasında bulunuyordu. Fransa, Kanada'nın iç kısımlarını, bugünkü ABD'yi istiyordu. İspanya ise bunların karışımı gibi bir istekte bulunmuştu. Florida'da, şimdiki Meksika'da, ayrıca Küba ve Güney Amerika'da etkiliydi. Böylece Kuzey Amerika kıtasında üç büyük Avrupa gücü bulunuyordu. İngiltere, Fransa ve İspanya. Fakat bu harita, bu bölgede bulunan Amerikan yerli güçlerini göstermiyor. Apalaş dağlarının batısındaki bu bölgenin çoğu aslında yerlilerin yaşadığı bölgeydi. Bu bölgedeki iktidarın çoğunu ellerinde tutuyorlardı. Bu çatışmada boy gösteren yerli gruplar şunlardı. İrokuolar Federasyonu, Çerokiler, Huronlar, Algonquianlar, Abenakiler ve Mikmaklar. İşte burada Kanada'nın özellikle bu bölgesinde ve Apalaş bölgesinde bulunan bir takım önemli yerli Amerikalı kabilelerin olduğunu görebilirsiniz. Peki bu grupların her biri ne istiyordu? İngiltere kesinlikle toprak istiyordu. Daha sonra Amerikalılar diye adlandırılan ve doğu kıyılarında bulunan İngiliz yerleşimcilerin bu topraklarda ilerleyeceklerinden emin olmak istiyordu. Fransızlar ise asıl kaygısı ticaret olduğundan Avrupa'da çok değerli bir ürün olan kürke eskisi gibi ulaşabileceklerinden emin olmak istiyorlardı. Ve İspanya. İspanya da kendi şeker adalarına ve ayrıca Karayipler ve Güney Amerika'daki değerli metallere ulaşabileceklerinden emin olmak istiyordu. Şimdi dikkat kesilelim çünkü bu kısım önemli. Kuzey Amerika'nın tamamı yani bu bölge şu bölgeden daha değersizdi çünkü sadece arazinin değeri değil, malların değeri de söz konusuydu. Karayiplerde bulunan madde ise bol miktarda şekerdi ve şeker zamanın en değerli mahsulüydü. Bu yüzden Bahamalar'daki küçücük bir ada Avrupalı güçler için muhtemelen Kuzey Amerika'nın iç bölgelerindeki büyük alanlardan daha değerliydi. Peki bu yerli Amerikalı gruplar ne istiyordu? Bazıları birbirlerinden intikam almak istiyordu. Özellikle küçük olan yerli Amerikalı gruplar, Iroquoalar tarafından yerlerinden edilmişti. Iroquoalar ise burada, Quebec'de kapsayan New York'un kuzey batısındaki bu bölgede yaşıyorlardı. Dolayısıyla Iroquoalar alanlarını genişletiyordu ve en büyük yerli Amerikan imparatorluğu olduklarını kanıtlamak istiyordu. Bir diğer nokta da şu. Topraklarının artık İngiliz yerleşimcileri tarafından işgal edilmeyeceğinden emin olmak istiyorlardı. Şimdi burada bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Bütün yerli Amerikalılar aynı kültürel ve siyasi bağ ile birbirlerine bağlı değildi. Yani kendilerini Avrupalılara karşı birleşmek zorunda kalan farklı gruplardan oluşan tek bir büyük grup olarak görmüyorlardı. Yerli Amerikalılar binlerce yıldır bu bölgede yaşıyordu ve bazı gruplarla Avrupalıların Kuzey Amerika'ya gelmesinden çok daha öncesine dayanan bir husumetleri vardı. Bu nedenle İngiltere ve Fransa gibi uluslar silahlar ve ticaret mallarıyla buraya geldikleri zaman Amerikalı yerliler beyazların işgaline karşı bir olmalıyız. Aynı anda savaşmalıyız demediler. Onlar İngiltere'yi, Fransa'yı ve İspanya'yı kendi eski düşmanlarının üzerinde üstünlük kurmak için bir araç olarak kullandılar. Örneğin İngiliz bir tüccar bir Huron'a silah sattığında o Huron Fransız bir tüccarın izini sürmektense Irokuaları kovalamayı tercih edecekti. Yedi yıl savaşlarının daha iyi bir isim olmasının başka bir nedeni de bu yerli Amerikalı grupların hepsinin Fransa ile ittifak kurmamalarıydı. Hatta Irokualar ve Cherokee'ler İngiltere ile diğer yerli Amerikalı grupların çoğu da Fransa ile ittifak kurdular. Ama İngiltere ile çatışmanın yanında birbirleriyle de çatışma halindeydiler. Evet, bu topraklarda görülen karışık durumu anlattık. Anlaşmazlıkların savaşa nasıl dönüştüğünü ise bir sonraki videoda göreceğiz.